Yaman'ın baz istasyonundan aldığımız veriler. Ya biz verilerle konuşuyoruz. Biz dedikodu yapmıyoruz Mehmet Yaman. Ahmet Yaman, dedikodu yapmıyoruz. Biz baz istasyonunda sizin telefonlarınızın verdiği veriler ışığında size sorular soruyoruz. Veriler başka bir şey söylüyor, siz başka bir şey söylüyorsunuz. O zaman biri yalan söylüyor. Ya teknoloji yalan söylüyor ya siz yalan söylüyorsunuz. Başka hiçbir açıklaması yok. Kasım Çelik'le ilgili olarak da Kasım Çelik'i bir görelim lütfen. Kasım Bey'i, onun baz istasyonundan aldığımız verilerle konuşuyoruz. Bir de Mustafa Arıcı'yı görelim. Mustafa Arıcı. Mustafa Bey, bak Allah aşkına ne olur bana doğruları söyle. Sen o gün orada önce Mustafa Arıcı ile bir konuşayım, sonra Kasım sana geleceğim. Lütfen bak Mustafa Arıcı, sen önce polise ver. Şimdi senin verdiğin ifade, Bakkal Mehmet'in şu ana kadarki çelişkileri, HTS kayıtlarından sonra senin söylediklerin ve daha sonra verdiğin ifade daha da anlam kazanıyor. Değil mi Fundan Moran Bey? Tabii, çok daha anlam kazanıyor. O yüzden ben seni tekrar yayına davet ettim. Sen de geldin. Teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey, senin ilk verdiğin ifadede sen diyorsun ki, bak ayın 8'inde verdiğin ifadede sen diyorsun ki ben diyorsun sabah diyorsun erken saatlerden akşam saat 19'a kadar diyorsun şey ördüm, duvar örüyordum orada. 19'a kadar duvar örüyordum dedin önce, değil mi Mustafa Bey? Evet. Tamam. Sonrasında hatta diyorsun ki 13.30 sıralarında diyor Yasin Şahin'in okuldan çıkıp evlerinin istikametine doğru gittiğini de görmüşsün. Yasin'i gördün mü o gün? Ben saat 1.30'da gördüm. Tamam. Şimdi Mustafa Bey, senin duvar ördüğün yer Yavuzların evini görüyor. Yani Ümmülerin evini görüyor. Doğru mu? Evi görmez. Nereye görür? O yolu mu görür? Dibinden geçer Yasin. Onun gelecek olan yolu görür. Tamam, yolu görür. Peki senin olduğun yerden etrafa baktığında nereler görülüyor? Bana bir anlatır mısın? Tek Allah görülür. Başka kimse görülmüyor. Hayır bak, muhtarlık görülüyor mu? İşte bakkalı görüyor musun? Nereleri görüyorsun? Kahvehaneyi görüyor musun? Hayır, hayır, hayır. Orak benim çalıştığım yer kör nokta. Hanife Şahin'in evinin köşesi Didem abla. Hanife Şahin'in evinin o bakkal yolunu görüyor mu? Bir kör nokta dediği gibi bir ara var. Tamam. Arada görmüyor kimseyi, doğru. Görmüyor. Bir ara var. He, arada çalışmışlar demek ki. Arada mı çalıştınız? Arada. Fışkı arabasının arkasındaki duvarı. Tamam, şimdi bildim. O köşe Didem abla. Ama sen sonrasında gidip ifadeni neden değiştirdin? Tam da çocuğun kaybolduğu saatlerde birden hatırlamışsın Ömer Aydoğan'ın saat 14 sıralarında senin evine gelmiş Ömer Aydoğan. Oğlu hastaymış ve onu doktora götürmüşsünüz, gelmişsiniz. Tekrar diyorsun ki 15-15.30 gibi tekrar Belkuyu mahallesine geldik. Tam da çocuğun kaybolduğu saatler. Yani önce diyor bak sabah 9'dan akşam şeye kadar 19'a kadar duvar örüyordum diyor. Aynı duvarı mı ördüm bilmiyorum kaç saat. Sonra da diyorsun ki ben diyorsun şey yaptım. Bir çocuğu doktora getirdim götürdüm. İlk gün o ifadeyi neden vermedin? Ve sonra gittin neden ifade değiştirdin? Mustafa Arıcı. Ben ifade değiştirmedim. Ben ifadelerimin arkasındayım. Bir ikincisi. Nasıl değiştirmedin? Karakol geldiğinde. Ay olur mu? Bir dakika ya. Bir dakika Mustafa Bey. Senin iki ifaden de burada benim elimde ya. Nasıl ifade değiştirmedin? Ya ifade değiştirmedim kardeşim. Ben ifade değiştirmedim. Ben bak iki tane ifade varsa ikisinin de arkasındayım. Ama ben ifade değiştirmedim. Bunların ikisinin de arkasındayım diyor yani. Söylediklerim. Hangisi o zaman? İkisi de doğru diyor. İkisi de doğru mu? Doğru ben doğru bak. Daha geçen bağladığından beri anlatmaya çalışıyorum. Ben de anladım mı anlamıyorsunuz. Tamam ben de anlıyoruz da sen anlatamıyorsun. Bak sen diyorsun ki sen ifade o zaman ilk ifadende madem şeye bu neydi adamın adı? Ömer Aydoğan'ın çocuğunu saat 14'ten saat 15.30'a kadar 1,5 saat boyunca bak 1,5 saat boyunca orada olmadığını ilk ifadende söylemiyorsun. Sonra ek ifade veriyorsun. İkisi de doğru diyorsun. Olur mu öyle şey ya? Şimdi sen bana ne kaçta gittin bu Mustafa Erdoğan, Ömer Aydoğan'ın çocuğunu? Bana bir anlatır mısın? Ablacığım bak saat ama 1.30 ama 1.40 ben evime geldim. Heh. Evimde yemek yiyecektim. Yemeği yani oturdum çocuk Ömer Aydoğan geldi. Böyle böyle dedi ben de kalktım gittim. Ha oraya iş yerime saat kaçta vardım ama 3'te ama 3.30'da bilmiyorum. Ben vardım yani. Sonuçta gene temel örmeye başladım. Ya ben anlamıyorum gerçekten ya. Vallahi anlamıyorum. Bak bu kez gerçekten anlamıyorum. Allah aşkına sen burada verdiğin ifadede diyorsun ki ben diyorsun sabah saat 08 sıralarında evimin önünde bulunan duvarı örmeye başladım. Benim duvar ördüğüm yer hem köy okuluna görür giriş ve çıkış dahil hem de Yavuz
Şahin'in evinin olduğu sokağı görür. Öyle demiş. Ben sabah duvar örerken Yavuz Şahin'in kızları ve oğlu Yasin Şahin'i okula giderken gördüm. Aynı gün diyorsun saat 13.30 sıralarında Yasin Şahin'in okuldan çıkıp evlerinden olduğu istikamete gittiğini gördüm. Bu ben akşam saat 19'a kadar duvar ördüm. Fakat Yasin Şahin'i bir daha görmedim. Şimdi aynı Mustafa Aracı diyor ki ben bir şey hatırladım diyor. Kaç gün sonra? 3 gün sonra. Ben diyor saat 19'da diyor hastaneye gittim diyor. Ömer Aydoğan'ın çocuğunu götürdüm diyor. Sonra hatta eczaneye gittiğini bile hatırlıyor 3 gün sonra. Sonra da diyor ki 15-15.30 gibi tekrar Belkuyu Mahallesi'ne geldik. Tam da Yasin'in kaybolduğu saatlerdeki durumu açıklıyorsunuz Mustafa Aracı. Ablacığım tamam da ben şimdi şu anda benim ifade bak ben ne diyorum size ben ifadelerimin ikisinin de arkasındayım. Bir ikincisi ben orada ek ifade vermedim. Orada bak ilk önce birinci ifademe geldiler hemen 5 dakikanın içinde bir şeyler sordular gittiler. Karakol. Ondan sonra işte dediğiniz tarihte yine geldiler. Ondan sonra ben o şey yaptım yani. İki kere ifade bak verdim. Burada ne diyor? Bak burada ne diyor? Şuraya bir şey yapayım. Bak burada ek ifade diyor. Ben de yazıyla ek ifade yazmışım. Buna ek ifade diyoruz biz hukuken değil mi? Tekrar gidiyorsan sen kendin gitmişsin ve ek ifade vermişsin. Gördün mü? Hatta diyor ki sana 4-4 soru soruldu 2016 günü diyor. Belkuyu Mahallesi Akören Konya adresinde ikamet eden İsmail Eren Aydoğan isimli çocuğu Akören Devlet Hastanesi'ne götürdünüz mü diye soru soruyorlar. Artık onlar mı soru soruyor, sen mi gidiyorsun? Orası biraz karışık yani. Onlar bunu tespit edip tekrar ek ifadeyi çağırmış da olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Avukatımızı dinler misiniz lütfen? Mustafa Bey, sizi ek ifadeye jandarma mı çağırdı? Siz kendi rızanızla 3 gün sonra tekrar mı hatırlayıp gittiniz? Ben kardeşim, hocam ben gitmedim. Buraya geldiler, burada köyde aldılar ya. Bunu tamam, bana, peki öyle olsun. Tamam, orada aldılar, kabul. Neden 3 gün sonra bunu hatırladınız da bunu söyleme gereği duydunuz? Onlar mı tespit etmiş bunu? Hayır, birinci ifademde zaten ateş almaya gelmiş gibi vaziyet yaptılar Karakol. Normal bir ifade almadılar ki zaten. Hayır bak ikinci kez senin hastaneye gittiğini herhalde Ömer Aydoğan'la falan konuşuyorlar. Tespit ediyorlar. Bunun üzerine sana soru soruyorlar. Muhtemelen öyle oldu. Sen de bunun üzerine doğruları söylemek zorunda kalmışsın. İki ifadenin de tabii arkasında duracaksın. İkisinde de imzan var Mustafa Bey. Hayır ben ifadelerimin arkasındayım. Sıkıntım peki bir şey, yok. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Bey bir saniye. Ya, bak az önce dediği yer kör nokta olduğunu söyledi. Fakat ilk ifadesinde diyor ki ben diyor Yavuzların diyor, evinin olduğu tarafı görürüm diyor. Evi görmezdi ama bu. Sokağın başını mı, sokağı mı acaba? Sokağı görür. Sokağı ama görebilir. Görmez. Tam evet. Öyle yazmıştır da evi görmez. Hayır ben şunu merak ediyorum. Bakkalın olduğu tarafı, kıraathanenin olduğu tarafı orayı da görmez. Okulu görür. Okulu görür. Yani yola peki o gün hiç gördü mü acaba? Bak bakkalı. Şurada çalışıyor. Tamam. Bak Didem abla tam kameranın olduğu yerde çalışıyor. Bak şurası şu içeride işte. Bak. Tamam. Orhan bir şey soruyor size Mustafa Bey. Bekleyin. Buyurun Orhan Bey. Mustafa Bey. Buyurun hocam. Siz o gün bakkal Mehmet'i gördünüz mü? Hocam ben zabayla işe giderken burada bakkalların önünde hanımıyla geldi oturuyor. Ondan sonra ben görmedim. Bir daha görmedim. Onlara da ters tarafa düşer işte. Şimdi onlar bu tarafa kaldı, onlar o tarafta kaldı. O zaman nasıl görüyor sabah 8'de oraya gittiysen? Tamam evinin önünden gidiyor ya. Kendi, oradan geçiyor. He, tabii ha. Kendi bunların evet. Evi alt tarafa bakar. O tarafa dolanırken onu onun görür. Dışında daha görmediniz değil mi hiç? Hayır bir daha görmedim hocam. Anladım tamam. Şimdi biz